Şimdi kapalı defansı açmaktaki hikayeyi bir anlatalım. Üç tane metottan geçiyor. Bir duran top organizasyonu. Çok etkili bir duran top organizasyonu gördük mü bugün? Neredeyse hiç görmedik. Neredeyse faal yapmadı Karagümrük. E, kara Kornerden, kenardan kullanılan serbest vuruştan da Fenerbahçe adına hı. bir set oyun, duran top organizasyonu gördük. İki, çok etkili uzaktan şut atarsın. Rakibin gömüleceğini düşünecek olursak, ekstra oyuncuyu bulursun ve ekstra bir şutla hı hı. maçı çözersin. 3, ee, 2'ye birler, kenarda yapacağın 2'ye birler ve kenar sıfıra kadar indiğinde yaptığın ortalar. Çünkü eğer sen sıfıra inmeyip ortaya attığında Volkan Demirel'in dediği şey vuku bulur her dakika. 4-3-1 dizilişte tamam mı? Zaten geliyorlar topun arkasına ufak ufak kaymalarla orayı savunmayı yapabilirsin. Ekstra işe ihtiyacı olan Fenerbahçe şimdi soruyoruz. Maçın başında dedi ki kadroyu gördüğümüzde çıkabilecek en ideal kadro mevcudun en iyisi. Evet. Hatta niye bunu oynamadı diye Pereira'ya zaman zaman sorduğumuz anlar var. Peki 39'da Fenerbahçe Cener'in de atılmasıyla beraber 9 kişi kalan rakibine karşı 1:45 buradan, 6-7 oradan, 52-53 dakika 4 de eklendi 57 dakika. ...neredeyse bir saate yakın süreyi. Pelkas'ın iki tane şutunu hatırlıyorum. Zayts'ın 86'da yanlış ayak tercihiyle kaçırdığı pozisyonu hatırlıyorum. Valencia'nın çıkardığı. Mesut'un önüne düşen... ...bence basması gerek... ...bir kafayı kaldırıp köşe seçip vurması gereken pozisyonu hatırlıyorum. Bir de Valencia'nın kafayla vurduğu... Ee, Viviano'nun yakın direkt uzak direkte kurtardığı topu hatırlıyorum. Mert Hakan'ın bir şutu vardı. Bir be. de son dakika Mert Hakan'ın. Şimdi yeteri kadar bulmuş mu Fenerbahçe? Bu 5 pozisyon saydık. Bunlar golle sonuçlanabilecek ataklar. Kapalı defansa karşı bu kadar bulursun. Peki. Soru şuradan geliyor şimdi Müjdat. eğer bildiğimiz Valencia, özür dilerim Pereira 11 ile çıkmış olsaydı. Pelkas değil de, Zays değil de, Mesut değil de, Valencia değil de, Mert Hakan değil de bu pozisyonları Rossi ile, bu pozisyonları Crespo ile, bu pozisyonları Samuel ile bulmuş olsaydı ne anlatacaktık? Hocanın tercihlerini yerden yere vuracaktık. Diyecektik ki ya hoca 9 kişiye karşı hala kilidi açamadın. Kenarda Sosan, kenarda Pelkas'ın, kenarda İrfancan'ın falan varsa bunları içeri atma. Bunlar bunları yapar. Bunlar bu pozisyonları yapar. E yapamadılar. Beş tane pozisyon yapamamışın. Oyundan çıkan Sosa, oyundan çıkan İrfan Can. 0-0 oyunu, bir beraberlik oyunu. Rakip 8 kişi kaleciyle beraber. Kaleciyi saymıyorum. E gömülmüş. Sosa İrfancan çıkar mı diyemiyoruz. Çünkü yeni bir taze kana, belki ekstra parmak ucu bir oyuncuya ihtiyacım var. Orada Murat Hoca'nın yaptığı tercihleri de çok yanlış bulmuyorum açıkçası. Oyunun gidişatı için. Serdar Dursun'u da attı içeri. Bak, devre arasında yayına girerken 86'ya kadar kilit açılmaz dedim. 86-50, 86-52 Zays'ın pozisyonu oldu. Yanlış ayak tercihiyle. Neden söylüyorum bunu? Serdar Dursun'un oyununa gireceği çok aşikar. Çünkü rakip bu kadar eksikken bir oyuncu daha atıyorsun. O zaman daha da kapanacak demek. Bir oyuncuyu daha çıkarmayacak defanstan daha da kapanacak demek. Volkan Hoca'yı da tebrik edelim. Yeni başladı bu işe ama hazır Volkan bildiğim için söylüyorum bunu müjde. Doğru diziliş ve bir tane stoper devre arası hemen oyuna atarak oradaki doğru dizilişi buldu. Gitmeyeyim abi ben kaleye dedi. Tutabildiğim kadar tutanım. İstediğini aldı mı? İstediğini aldı. Volkan Demirel'in kalecisi Emiliano Viviano tam 12 kurtarış yapmış. Yaptı. Opta verilerine göre bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci olmuş. Yaptı. Maçın tartışmasız en etkili oyuncusu. Maça damga vuran oyuncu. Ama benim tarafından şöyle okunur. Büyük takımsan, böyle bir krizin içindeysen, hocan gitmişse oyuncu başka reaksiyon gösterir. Bence Çaresiz bence. bırakacaksın bence. kaleciyi de.